Geçtiğimiz son 5 gün içerisinde zibilyon kez adını duyduğunuz, bütün sosyal medyada konuşulan hatta televizyonlara bile taşınan bu çiftlik bank efsanesiyle ilgili hepiniz ve hepiniz bir şeyler görmüş veya duymuşsunuzdur zaten. Ben de bu video içerisinde bütün çiftlik bankla ilgili bilgileri olabildiğince özetleyerek sizlere sunmaya çalışacağım ve gelinen son noktayı sizlerle paylaşacağım. Şimdi en baştan hiç bilmeyen bir insan için çiftlik bank nedir? Çiftlik bankın ne olduğunu söyleyecek olursam aslına bakarsanız evinizde, iş yerinizde, cebinizde hatta sokakta yürürken veya yemek yerken bile oynayabileceğiniz bir oyun. Çiftlik oyunu. Hani bir meşhur dönem vardı Facebook'ta Farmville gibi oyunlar çok fazla oynanıyordu. Aynı sistem o şekilde işliyor. Bu oyun içerisinde aldığınız tavuklar, inekler veya arılar size bal, süt, yumurta gibi ürünler getiriyor. Ve siz de bu oyunda ürettiklerinizi TL'ye çeviriyorsunuz gibi bir oyun. Tabii ki her oyunda olduğu gibi oyuna ilk kaydolanlara 15 TL değerinde bir bonus veriliyor. Ve bu bonusla alabileceği şey sayısı 1. Doğal olarak insanlar o bonusla bir hayvan alıyor. Ve kazandığını görünce, kazandığına inanınca daha doğrusu cebinden daha da fazla para koyarak parayı katlamaya çalışıyor. Ve 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 tekrardan olduğu gibi bütün oyunlardaki referans sistemi de bu oyun için geçerli. Yani arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu davet ettiğiniz zaman onların ürettiği sütten, ürettiği şeyden ettikleri kazancın %5'i şartsız koşulsuz size geliyor. Bu yüzden de insanlar bu oyunu oynuyor ve daha da fazla kazanabilmek için insanlara yayarak daha da fazla gelir getirmeye çalışıyor. E diyebilirsiniz peki burada dolandırıcılık nerede? Gayet normal bir oyuna benziyor. 1-1,5 bir, bir yıl önce yapılan haberler ve her geçen gün devlet tarafından gelen açıklamalardan sonra oyunun arka planı biraz daha inceleme altına alınmaya başladı. Yani hem kullanıcılar hem de araştırmacılar oyunun arka planını biraz daha sosyal medyaya sunmaya başladı. Öncelikle madde olarak paraların Kuzey Kıbrıs aktarılmasından başlıyorum. Çiftlik Bank'tan kazanılan veya yatırılan bütün paralar Kuzey Kıbrıs menşeiyle Fame Game Software adında bir şirket tarafından yatırılıyor ve karşılanıyor. Fame Game Software kadar basit bir isimli bir şirketin olması burada bir soru işareti ve buna soru işareti demezseniz bu şirkete ulaşabileceğiniz tek bir mail adresi var ve bu mail adresi de AKP1453@hotmail.com yani hem vergiden kaçmak için Kuzey Kıbrıs'ta bir şirket kuruyorlar hem de bu kurdukları bu devasa şirketin ulaşım mail adresi akp1453@hotmail.com. Soru işaretleri başlıyor zaten. İkinci olarak oyunun sosyal medyadaki sloganı yani slogan denemez fakat paylaşılarak insanları teşvik etmeye çalıştıkları cümle 200.000 TL yatır, aylık 50.000 TL kazanç sağla. Komik, neden komik? Çünkü bu kadar basit para kazanmayı bir kişi bulmuş olsa, bir kişi çözmüş olsa neden daha fazla insanı işin içine katmak istedim? Yatırdığınız 200 bin TL'yi 4 ayda amorti edebiliyorsunuz ve bu sistemi size Kuzey Kıbrıs'ta kurulan akp1453 ethatmailcom iletişim maili olan bir şirket tarafından öğreniyorsunuz. Onlar sağlıyor size. İlginç. Ve bu şirket aslında bu olayı ciddileştirdiklerini göstermek için yani yani aslına bakarsanız sistem şöyle siz oyun içerisinde bir tavuk aldığınız zaman şirketin size vaat ettiği şey o verdiğim parayla biz gerçekten çiftliği bir tavuk alıyoruz ve bu tavuğun yumurtalarını senkronizasyonla olarak senin oyununa ekliyoruz ve sen oyun içerisinden sat dediğin zaman biz de satıp parasını sana getiriyoruz. Bunu gerçekleştirdiklerine kanıtlamak için Ümraniye başta olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinde dükkanlar kuruldu. Çiftlik Bank'ın gerçekten bir marka olduğu olduğunu insanlara hissettirmeye başladılar. Çiftlik bank logolu yumurtalar, çiftlik bank logolu sütler. Yani gerçekten yatırdığınız parayla bir süt elde ediliyor ya da yatırdığınız parayla bir yumurta elde ediliyor. İzlenimine kaptırmaya çalıştılar insanları. Bu yatırımların tamamı sözleşmemizde kullanıcılarımıza oyunun herhangi bir kapanma durumunda veya iflas durumunda onların teminatına sunmuş durumdayız. Hani bir gün batarsak tüm çiftlikler, tüm hayvanlar, yani bu şirketin sahip olduğu tüm mal varlıkları üyelerimize sunmuş durumdayız şu anda. Ve işin ilginç yanı şu, içerideki toplam üye sayısının ortalama yarısının içeride en az 100 bin TL'si var. Yani amcalar, teyzeler paralarını yastık altından çıkarmışlar. Ve araştırmalar söylüyor ki yani gerçek şu ki şirketin ne bir üretimi var ne de bir satışı var. Ve hatta bununla ilgili Tekirdağ bölgesinin işletme müdürü şöyle bir açıklama yapmış. Bunu bu sene yapmış bu arada. Süt üretimi sene ...neye başlayacak biz de henüz nasıl bir sistem olduğunu anlayamadık. Çoğu kişinin konuyla ilgili şüpheleri var ayrıntıları biz de bilmiyoruz. Yani olayı özetleyecek olursam Çiftlik Bank üyelerine büyük bir gelir vaat ederek... ...onların parasını alıyor ama incelemelere göre bünyesindeki şirketler zarar ediyor. Ve hatta hatta en son herkesin diline dolanan Çiftlik Bank'ın Bitcoin'e yaptığı yatırımla... ...çok fazla ön plana gelmişti Çiftlik Bank. İşte kazanılan parayla bir Bitcoin tesisi kurduklarının videosunu koymuşlardı YouTube'a... ...ve içeride nereden baksanız... 30 bin, 40 40.000 tane ezik makine vardı. Ve bütün bu olaylardan sonra yaklaşık 2-3 gün önce Türkiye'den artık şöyle yorumlar gelmeye başladı. İzlediğim en iyi iki soygun, bir La Casa de Papel İki çiftlik bank. Çünkü çiftlik bank her şeyi kapatıp, internet sitesini kapatıp, Facebook sayfalarını kapatıp, oyunu kapatıp, her şeyi kapatıp Türkiye'den uçup gitmişler. Ve bunların hepsi bir gecede oluyor. Çiftlik bankın bölge müdürleri bu konuyla ilgili bir şey bilmiyorlar. Benim de içeride param vardı ve çiftlik bankın CEO'sundan hiçbir haber alamıyorum gibi cevaplar veriyor. Yani aslında bakarsanız olayın özü şu şekilde. Bir, bir buçuk yıldır herkesin bas bas bağırdığı, bu bir dolandırıcılık, buna sakın paranızı yatırmayın denilen bu çiftlik bank oyunu geçtiğimiz günlerde tamamen firar etti. Ne kadar para kaçırdıkları ile ilgili kesin bir bilgi yok. Nereye kaçtıkları ile ilgili kesin bir bilgi yok. Bunlar önümüzdeki günlerde açıklanır tabii ama şu an bir kesin bilgi yok. Ben şahsi olarak paramı yatırmadım. Umuyorum ki hiçbir izleyicim hatta hiç kimse yatırmamıştır bu oyuna parasını. Çünkü sonuçta herkese bir umut vaat ediyordu. Fakat dolandırıcı çıktılar ve insanları üzdüler yani. Umuyorum ki kimse buraya parasını kaptırmamıştır. Umuyorum da bundan sonra bunun tarzı dolandırıcılıklara asla ve asla kimse kanmaz. Evet aktarabildiğim kadar bildiğim kadar size çiftlik bankla ilgili bilgi vermeye çalıştım. Eğer olursa yeni bir gelişme yeni bir haber bunun da videosunu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü çok fazla araştırma ve net bilgi alamayan bir kitle var. O araştırmanıza yardımcı olabildiysem, o araştırmanın süresini kısaltabildiysem ne mutlu bana. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yan taraftaki zil butonundan da bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı şekilde beni Instagram'dan ve Twitter'dan takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki videomda görüşünce dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.